dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere cennete girmek çok kolay mıdır, çok zor mudur? Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Vakıa suresi 11 ila 14. ayetlerde Allah şöyle buyurur. 11. ayet, işte o yaklaştırılanlar. 12. ayet, nimet cennetlerindedirler. 13. ayet, çoğu eski ümmetlerden. 14. ayet, biraz da sonraki ümmetlerden. Yani bu ayetlerde Allah cennete gireceklerin çoğunun eski ümmetlerden olacağından bahseder. Çok azının da sonraki ümmetlerden olacağından bahseder. Nur suresi 47. ayette Allah şöyle buyurur. Allah'a inandık, peygambere itaat ettik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla mümin kimseler değildir. Bu ayetin açılımını sizlere şöyle yapayım. Allah'a inandık, peygambere itaat ettik ne demek? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ya da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip de yan çizenlerden bahsediyor. O sizlere dostmuş gibi görünen kimseler sizlere neler söylüyor? Kelime-i tevhid getiren, kelime-i şehadet getiren cennete gidecek. Allah da bu ayette bunu söyleyenlerin mümin olmadıklarından bahsediyor. Yani kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti getirip yan çizenlerden bahsediyor Allah burada. Kelime-i şehadeti getireceksin, bir mümine, Müslümana yakışmayan her şeyi yapacaksın. Ondan sonra da bedavadan cennete gitmeyi umacaksın. Bu mümkün değildir bu ayete göre. Sizlere dost gibi görünen insanlardan şimdiye kadar hiçbiri bu ayeti sizlere okudu mu? Ben yıllardır dini programları seyrederim. Hiçbirinin bu ayetten bahsettiğini duymadım. Bu ayet çok can acıtır. Sizlere dost olan insanlar size biraz acı söylerler. Acı olan ayetlerden bahsederler. Sen şöyle güzelsin, sen şöyle cicisin diyen insanlar sizlerin dostları değillerdir. Bu yan çizmenin açılımını sizlere şöyle tarif edebilirim. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Burada bahsettiğim bütün insanlar, bütün Müslümanlar değildir. Ülkemize ve İslam dünyasına şöyle bir baktığınız zaman bir Müslümana yakışmayacak hemen hemen her şey bizlerde mevcut. Kur'an neyi yasakladı? Haramı, kibiri, faizi, riyayı, kul hakkı yemeyi, iftira, yalan, zina, şirk. İslam dünyasında ve Türkiye'de harama bulaşmayan neredeyse yok. Faize bulaşmayan neredeyse yok. Kul hakkı yemeyen neredeyse o kadar az ki. Çok dindar olduğunu iddia eden insanların kibrinden neredeyse yanına yanaşamazsınız. Aynı sınıftan değilseniz. Yalan İslam dünyasının neredeyse ağzına sakız olmuş. Zina dediğimiz gizli veya açık o kadar yaygın ki İslam dünyasında. İftira en büyük günahlardan biri. İftira konusunda mutlaka dünya birincisiyizdir. Adam işine gelmeyen bir şeyi biri söylediği zaman hemen onu peygamberi sevmemekle, Kur'an'ı sevmemekle, din dışı olmakla suçluyor. İslam dünyasında adalet namına hiçbir şey yoktur. Hepiniz hatırlarsınız, birkaç yıl önce elçilikte Arap gazeteciyi öldürdüler. Adamın parçası bile bulunmadı. Ne Arap hükümeti ne de Türk hükümeti hiçbir şey yapmadı. Adam neredeyse yandı bitti, kül oldu. Hiç kimse de bir şey soramıyor. Merhamet namına İslam dünyasında hiçbir şey yoktur. Görünüşte birbirimize merhametli görünürüz ama hiçbirimiz de birbirimize merhamet göstermeyiz. Bu beğenmediğimiz Hristiyanlar ve Yahudiler bile birbirlerine karşı bizden daha merhametli. İşi eline verme konusunda da dünya sonuncusuyuz. Kim ne kadar köpeklik yaparsa, ne kadar yalakalık yaparsa o kadar yükseğe çıkabiliyor. Bundan dolayı da dünyada Müslümanların hiçbir sözü yoktur. Bir kalem markası bile yoktur. Tevbe suresi 81. ayette Allah şöyle buyurur. Allah'ın ve Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar canlarıyla mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. Yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Bu ayeti sizlere neden okudum? Bu ayette adam savaşa gitmediğinden dolayı Allah onun cehennemlik olduğundan bahsediyor. Yani adam canını ortaya koymadığından dolayı cehennemlik olduğundan bahsediyor. Cennete girmek o kadar kolay değildir.
Adam canını vermedi diye cehennemlik olduğundan bahsediyor Allah bu ayette. Sen biraz önceki bahsettiğim bütün kötü işleri yapacaksın. Günde 5 defa Allah'a secde etmeyeceksin. Hatta Hristiyanlar gibi sadece haftada bir cumaya gideceksin. Senede bir kere Ramazan'da hidayete erip namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Tabii ki bunları da yapmayın, kötüdür demiyorum. Ama cennete girmenin de çok kolay olmadığını anlatmaya çalışıyorum Şu burada. basit Dünya hayatında bile emek vermeden bir yerlere varmanız mümkün değildir. Yani sözün özü, cennete girmek kolay değildir. Birbirimizi kandırmayalım. Kendi kendimizi kandıracaksak sizler bilirsiniz, kandırmaya devam edin. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.